Yeniden merhaba. Tıyışı kare yastıkta birinci bölümde bunu yapmıştık. Bu da ikinci bölümde. Şimdi üçüncü bölüme geçmek istiyorum. Ve üçüncü bölümde yine bu şekilde yaprak yapacağımızı söylemiştim. Şu an bunu yapacağız. Ve ben kullanacağım renk bu olacak. Yine aynı şekilde bundan yapacağız. Sadece sayıları farklı olacak. İkinci bölümde zaten bunu yapmıştık. Şimdi bunu şimdilik yine çekeyim. Ve yine orta kalınlıkta kotonip. Aslında bunu yeni keşfettim. Normalde oyuncak yapımı için olan ip ama ben normal bu tarz projelerde kullanmayı yani kullanıyorum ve yani dokusunu sevdim. Sadece paylaşmak istedim. Evet, şimdi 5 zincirle başlayacağız ve tığ numaram 3. 1. Başlangıç ilmeğini çektikten sonra 1, 2, 3, 4 ve bu da 5. 5 zincir çektim. Buradan şimdi aşağıya doğru ineceğim. Birincisine değil, ikincisine batarak. Bir. İki. Üç. Ve dört tane sık iğne yapıyoruz. Beş zincirle başladım. Dört sık iğneyle döndüm. Çevirdim. Bir zincir çekip hemen dibine batarak üç tane sık iğne yapacağım. Bir. İki. Ve bu da üç. Sonuncu sık iğneye ise aynı yere iki tane sık iğne yapacağım. Bir. Aynı yere bir tane daha yaptım. İki. Çeviriyorum. İki zincir çekiyorum. Batıyorum dibine. Ve aynı yere iki tane tekli trabzan yapıyorum. Sonrasında kopya çekiyorum tabii. Not etmiştim çünkü sayıları. İki tekli trabzandan sonra bir tane tekli trabzan. Ayrı. Geriye üç tane trabzan kaldı. Ve buraya da üç tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki ve üç. Tekrar çeviriyorum. Bir zincir çekip 3 tane sık iğne. Az önce yaptığımız sırayı tekrarlayacağız şimdi. 3 tane sık iğne. 3 tane de tekli trabzan yapacağım. 1 2 ve bu da 3. İpi biraz alayım. Ve çeviriyorum. Bir tane zincir çekip iki tane tekli trabzanı bir arada kapatacağız. Tığa ip aldım. Sıradakine battım ama kapamadım. Tekrar ip alıyorum. Sıradakine battım ve burada 5 tane ilmek var ve şimdi tek seferde kapatıyorum. Yani iki tane tekli trabzanı kapadık. Şimdi küçültmeye geçiyoruz bu taraftakilerin sayısına. Bulmaya çalışıyoruz ve bir tekli trabzan yapıp 3 tane de sık iğne yapacağız. Bir tekli trabzan, 1, 2, 3 tane de sık iğne. 2 ve bu da 3. Çeviriyorum tekrar. Bir zincir çekip 3 tane sık iğne ve 1 zincir 3 sık iğne ikisi bir arada. Sırayı karıştırdım gördüğünüz gibi. Tamam. Evet, 1 zincir 3 tane sık iğne 1 2 ve 3. Burada 2 tane tekli trabzan var. Onu da bir arada bu şekilde kapatacağım.
tekrar ip aldım ve buradan da alıp tek seferde kapatacağım. Ve şimdi son sırayı yapacağım. Yani çevirdim. Bir zincir öncelikle çevireyim. Çevirmeden zincir çekince. Bir zincir çekip dört tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç ve dört. Bunu tekrarlayacağız. Yani öncelikle beş tane zincir. İki, üç, dört ve beş. Sıradakine değil, bir sonrakine batarak dört tane sık iğne yapacağım. Bir, iki, üç ve bu da dört. Çeviriyorum. Bir zincir çekip üç tane sık iğne yapıp bir, iki ve üç. Son sık iğneyi de iki tane aynı yere sık iğne yapacağız. Bir, bu da iki. Çevirdim. Bir zincir çektim. İkinci zinciri çektim ve aynı yere iki tane tekli trabzan, bir tane ayrı tekli trabzan ve üç tane de sık iğne. Çeviriyorum tekrar. Bir zincir çektim. Üç tane sık iğne. Üç tane de tekli trabzan yapacağım. Bir, iki ve bu da üç. Tekrar çevirdim. İki zincir çekip İki tane tekli trabzanı daha ip aldım. Sıradakine battım, kapamadım. Tekrar ip alıp sıradakine battım ve şimdi hepsini tek seferde kapatıyorum. Ve bir tane tekli trabzan, üç tane de sık iğne yapıyorum. Tekrar çeviriyorum. Bir zincir, üç tane sık iğne. Geri iki tane tekli trabzan var. Onu da tek seferde kapatacağım. İp aldım, sıradakine battım, kapamadım. İp aldım, sıradakine battım. Ve şimdi hepsini, tığda beş tane ilmek var ve kapatıyorum. Şimdi son sırayı yapıyorum. Çevirdim. Bir zincir çekip dört tane sık iğne yapacağım şimdi. Bir, iki, üç ve bu da dört. İkincisini de yaptım. Yeniden beş zincir çekip bu yaptıklarımı yineleyerek toplam yedi adet yapacağız. Ve yedi adetin sonunda ki beş tane kaldı şu anda tekrar buluşup birleştirmeyi ve etrafını dönmeyi ise tekrar yeniden birlikte yapalım. Gördüğünüz gibi ben tamamladım. 7 tane yapıyoruz demiştim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi alt tarafına döneceğiz ve hemen şuradayım. Bir zincir çekip şu an düz kısmıyla gidiyoruz. Bir zincir çekip hemen dibine batıyorum. Ve bununla birlikte 7 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3,
4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğne. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde 7 tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Hemen şuradan itibaren başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Aynı şekilde diğerlerini yapa yapa sıra sonuna kadar ilerliyorum. 7. sık iğne. Tamamladım sırayı. Şimdi çeviriyorum. Bir zincir çekip hemen dibine batarak 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şuradaki 1 ve 2'yi birlikte sık iğne yapacağız. Şu şekilde. Tığa ip almadan sıradakine batıyorum. İlmek alıyorum ama kapamıyorum. Tekrar diğerine batıyorum. İlmek alıyorum ve şimdi 3 tane oluşan ilmeği tığı da kapatıyorum. Daraltıyoruz aslında. Tekrar sıradakine batarak 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Geriye 2 tane kaldı. Onu da yine tığa ip almadan sıradakine batıp ip alıp çıkarıyorum ama kapamıyorum. Tekrar ip almadan sıradakine batıyorum. İp alıyorum. Şimdi 3 tane trabzan var ve tek seferde kapatıyorum. Bunu bu şekilde yenileyerek sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sonuncu yer kaldı. Yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Son kalan ikisi birlikte kapatıyorduk. Tığa ip almadan ip aldım öbür taraftan. Kapamadım. Tekrar sıradakini aynı şekilde ip almadan ip alıp çıkardım ve kapattım. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi yine aynı şekilde yineliyorum. Ama sayılar küçülecek. Dediğim gibi normalde bu yuvarlak. İçini biraz daha daraltıyoruz. Sayıları küçültmemizin nedeni bu. Tekrar sıradakine batıp hemen dibine batarak 4 tane sık iğne yapıyorum. Bir önceki sırada 5'ti hatırlarsınız. 2, 3 ve 4. Geriye 2 tane kalıyor. Yine 2 taneyi aynı şekilde kapatıyoruz. Tığa da ip almadım. Sıradakine battım. Buradaki ipi alıp çıkardım. İp almadan tekrar sıradakine battım ve bu ipi alıp tığın üzerine çıkarıp 3'ünü tek seferde kapatıyorum ve bunu yineleyerek sıra sonuna kadar gidiyorum. Tekrar 4 tane sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. Son 2 ise aynı şekilde tek seferde kapatıyorum ve sıra sonuna kadar ilerliyorum. Şurada tekrar buluşalım. Evet, sıra sonuna geldim. Tekrar 4 tane sık iğne yapıp 1, 2, 3 ve 4. Son kalan 2 ise bir arada kapatarak sırayı tamamlıyorum. İpi biraz uzun keserek şuradan kısa dikme mesafesini göz önüne alarak tığla da yapabilirsiniz ama ben iğneyle yapacağım. İpi çıkarıp şuradan şurayı şu şekilde dikerek birleştireceğim. Şuradaki mesafe kadar. Evet. İğneyi geçirdim. Tek seferde geçirdim. Siz zorluk çekiyorum bazen. Zaten yer belliymiş şuradaki ipi. Ben gizlememiştim. Demek ki şuraya kadar dikeceğiz. Şu ipe kadar. Çünkü burası başlangıç ilmeğiydi. Şöyle tutuyorum.
karşılıklı yerleri birbirine bakacak. Hemen dibinden batıyorum şöyle. Birleştiriyorum. Tekrar bu tarafa batıp, karşı taraftan da aynı şekilde batıp birleştiriyorum ve biraz çekiyorum. Buradan da aynı şekilde yerlerini bulup gördüğünüz gibi çıktı. Takarken göreceksiniz yine. Evet, kolaylıkla girdi. Bazen zorluk çekiyorum. Tekrar şurayı da yaparsam yeterli olacak. Çektiriyorum biraz. Şuradan da bakayım. Evet, gayet iyi. Buradan şu taraftan şöyle çıkarıp şunu kaldıralım. Şuradaki iki ipi bağlarsam sağlam olacak. Biraz şu ipi kısaltalım. Şimdi etrafını dolanarak son sırayı geçeceğim. 3, 6, 7, evet. 7 tane yaprak olacak. Acaba yanlış mı yaptım dedim. 2, 4, 6, 7, evet. 7 tane yapmışım. Hemen şuradan başlayabiliriz. Şuradan başlayalım. Şuradaki noktadan batıp şu ipi de şu şekilde ilmek çıkarıyorum. Biraz ip bırakıyorum buradan. Bir zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Orta noktayı değil, diğer yaprağın şurasına batarak ve şu ipi de üzerine alarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Burada biraz göz kararı. Çok önemli değildi nereye battığınız. Sadece etrafını geçiyoruz. Gördüğünüz gibi batıyorum boşluklara da aynı şekilde. Şöyle bir tane daha batabilirim patlak olmasın diye. Şimdi bu kısma geçtim. Attım. Tamam. Şuradaki ipleri de şimdi diğer tarafta örerek gizleyeceğim. Sonuncu noktaya battım. Ve şuradaki ipleri de şöyle tutarak şuradaki yaprağın kenarını yaparken gizleyeceğim. Şu orta, tam orta noktaya batmıyorum. Diğer yaprağın başlangıç yerine batarak tekrar bu şekilde gidiyorum. Şöyle bakarak da çekebilirsiniz. Şu fazlalığı da kesiyorum. Diğer yaprağı da aynı şekilde yaparak etrafını döneyim. Şurada bitirirken tekrar görüşelim. Burayı tamamladım ben. Geldim sıra sonuna ve bir zincir çekerek, önce bir zincir değil, şurayı birleştirelim. Başlangıç ilmeğini batıp içinden kaydırıyorum. İpi artık kesebilirim. Çıkardım. Diğer ince tığı kullanarak şuradan ilmeği çıkarıp buradan da karşı noktasını bulup içinden geçirerek şurayı bu şekilde düz hale getiriyoruz ve buradan da ben yine ıtığı kullanarak şu şekilde ise kesiyorum. Böylelikle ipleri de keselim.
bunun üst kısmını da yapmış olduk. Biraz farklı bir renk tonuna geçersem sanırım daha belirgin olacak. Bir sonraki kısımda ise tekrar yaprak yapacağız. Sonra zaten ortasını yaptıktan sonra kenarları çok kolay şekilde ilerleyecek ama ben bir an önce çünkü bitirmek istediğim için ve sizinle paylaşmak istediğim için hemen hemen her gün yüklemeye çalışacağım elimden geldiğince. Bu da bu şekilde ve zaten şöyle çapraz olarak tutturduğumuzda renkler biraz daha belirgin olacak. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Instagram adresim örgüdiyalektik ve bir sonraki bölümde tekrar görüşürüz.